Selamun Aleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Güzel bir gün. Hava çok güzel. Keşke fırsatım olsa da yarım saat ya da bir saat önce video çekmeye çıkmış olsaydım. Fakat işlerim vardı, onları hallettim. Şimdi bir tık rüzgar çıktı. Ama bir saat önce falan mükemmeldi hava. Şimdi kötü sayılmaz da yine rüzgarsızdı. Evet, bugün güzel havada şöyle bir iskele turu yapacağız önce. İskele turundan sonra Sevgi yolundan bir aksilik olmazsa Beyaz Bayır'a kadar gitmeyi düşünüyorum. Beyaz Bayır'a kadar gitmeyi düşünüyorum. Nasip. Seçim var. Seçim olacağından dolayı her yerde bayraklar vesaire ve siyasilerin esnafları dolaşmaları sık sık göze çarpıyor. Şarkımızı en iyi hizmeti kim edecekse onun seçim kazanmasını isteriz. Şurasının keşmekeşliği gözler önünde. Kaç gündür bir çalışma yok burada. Öyle duruyor işte. Yani burası böyle olmaması lazım. Buranın bir önce çalışılıp bitirilmesi lazım. Ama maalesef bir kişi yok çalışan. Kötü bir durum. Önce bir skuter yapalım. Ondan sonra iskelede kalabalık olduğu için artık İnsanların sağından sonra ortasından kenarından bir an geçeceğiz. Sahilde bayağı bir insan var. İskelede de var. Hatta köpeğin bir tanesi geçenlerde çekimini yaptım. Yürü Baytaş be, kim tutar seni be? Evet. Çekiyor. Süreç kanalı paramayı geçince. Şaka şaka. Şark 59. YouTube'a girdiğin zaman Şark 59 yazıyorsun. Abi ne zaman gelecek? Sırası gelince. Esmeye başlamış burada. Belli. Az önce sert bir yerden geçtim. Kamera açısı oynamış. O yüzden indim aşağıya. Tekrar kamera açısını düzelttim. Mahmut abi.
güzel ya. Hatta şu kare bile çok güzel. Bulutlar falan harika görünüyor. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Az önce sert girdim çukura. Çukura gelince de kanları kaydı. Muhtemelen. Şimdi fark ettim. Denize mi gireceksin paşam? He. Vallahi nerede gireceksin? Hadi gir bakayım. Arkadaşım bir denize girecek. Dur bakayım, dur hemen girme. Dur. Yürü lan balina. Vallahi girdi. Şubat ayında denize giren delikanlı. Kanı kaynıyor. Nereden anladın? Adın ne senin? Video çekiyorum. Hadi görüşürüz. Başka zaman gelirim Aytaç. Sonları kalabalık oluyor zaten. Mustafa abi adamın dibisin sen ya. Terzilerin kralı. Sen neredesin sen ya? Ben neredeyim? Pantolonların paçaları kesilecek, bak, yapılacak. 15 tane pantolon biriktirdim ben abi. Ben ne arkadaşlarım var. Şurası burası bilinmesin. İki senedir kayınvalideye bakıyoruz. Vallahi mı? Ben de anama bakıyorum. Anam işte 3 tane ameliyat oldu geçenlerde. Onun oruşu. Sıkıntılı bir durum yaşıyoruz. İnşallah çabuk atlaşacağız diye bekliyoruz. İnşallah. Sen de iyisin maşallah. İyi gördüm seni. Senin güzel yüzün solmasın ya. Görüntü güzel de iş bitmiş. Abi bırak işini. Senin işin de her zaman var ya. Abi 15-20 tane pantolon biriktirdim evde. Tamam abi hemen getir. Hallederim yani. Seviyorum seni. Tamam. Hadi görüşürüz Mustafa abi. Mustafa abimiz terzi. Bir dönem mobilyacıda çalışmıştım. Çalıştığım mobilyacının hemen arkasında küçük bir dükkanı vardı. Hobi olarak terzilik yapıyordu eşe dostu. Parasız yapıyordu bunları. Para da almıyordu. Kendisi aslında deri mont ustası yani deri mont dikiyor. Çok özel iş sipariş olduğu zaman bunu arıyorlar, buluyorlar. Nereden buluyorlarsa özel sipariş diktiriyorlardı bana deri mont falan. Ondan sonra bir terzilik işi falan da yapıyordu. Biz ne zaman pantolon vesaire bir şey götürsek bizden para falan kesinlikle almıyordu. Çok da güzel diyalogumuz vardı ya, onunla uğradan ya. Özlemişim, görünce sevindim ya. Yaşı da var tabi. Bisiklet yolunda yürüyorsunuz hanımefendi. Bisiklet yoluna vatandaşın riayet etmesi lazım. Zile basıyorum, duymuyorum. Neyse.
Değerli arkadaşlar, bu videomuzu burada bitireyim. Zaten bugün bayağı bir video çekmek istiyorum. Çekebildiğimiz kadar video çekeceğiz. Güzel havadan istifade edelim amacımızı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zaten videoyu bitirdim, direkt diğer videoya başlayacağım. Şimdi kalan montanı hoşçakalın.